adına güreş yapıyor. Samet Demirtaş Yenice. Güreş yapıyor. Onur Türker Çan. Gönen Güreş İksaz Kulübü adına güreş yapıyor. Cüneyt Atik Balıkesir Gönen. Üstün Taş İnşaatı'nın sahibi Sayın İsmail Tekin adına güreş yapıyor. Özen Çelik'ten Çan. Biga Belediye Başkanımız Sayın Bülent Erdoğan adına güreş yapıyor. Burak Kaya Sabri Altınkaya. Evet değerli izleyiciler, şu anda yanımızda bu işin mimarlarından 4. dönem belediye başkanlığı yapan Yenicelilerin de çok sevdiği, aynı zamanda benim de dayım olan, akrabam olan Veysel Acar başkanımla birlikteyiz. Evet başkanım, gerçekten ben kutlamak istiyorum sizleri. Bu yıl birincisi başladınız. Geleneksel hale gelmesini inşallah bundan sonraki dönemde hep birlikte istiyoruz. Sadece bir özelliğimiz şu, yıldızlarını arıyor dedik. Yeniceer Meydanı, başpehlivanımız yok. İnşallah önümüzdeki yılda başpehlivanlar burada. Buraya gelen misafirler, ekranları başında bizleri izleyenler, Kırkpınar'da kol bağlamış, altın kemer kuşanmış birçok başpehlivanı burada izlerler diyorum. Neler söyleyeceksiniz bu işin mimarı olaraktan? Öncelikle bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hakikaten bizde 1983 yılından beri, yanlış hatırlamıyorsam, Yenice'de ilk defa bir yağlı güreş turnuvası oluyor. 35 yıl, 36 yıl sonra ilk defa bir turnuva oluyor. Ben öncelikle bu işin hikayesini anlatmak istiyorum kıymetli izleyicilerimize. Yaz başında Yenice'li bu işe gönül vermiş Yenice'li minikler geldi bana. Başkanım biz güreş yapıyoruz, turnuvalara katılıyoruz ama bizim bir antrenman sahamız yok dediler. Biz de onların bu isteklerine kulak verdik ve bu burada gördüğümüz bu çim sahayı, güreş sahasını yaptık. Güzel de oldu. Güzel de olunca dediler ki bunu bir turnuvayla, bir müsabakayla taşlandıralım. Ve bunu da sadece yöremizin pehlivanlarıyla yapalım ki bu işin öncelikle altyapısına önem verdiğimizi herkes bir şekilde bir düşünce oluştu ve bugüne Çanakkale'mizin, yakın ilimiz Balıkesir ve ilçelerinin de yetişen gençlerimizi, pehlivanlarımızı güreştiği bir turnuva düzenledi. Ve oluşan ilgi açıkçası beni de çok şaşırttı. Oldukça güzel bir müsabaka oluyor, oldukça güzel bir turnuva oluyor. Ben bütün gelen katılımcılara, seyircilere, köylerden gelen, çevre ilçelerimize gelen bütün misafirlerimize de bu konuda teşekkür ediyorum. Bu işe gönül vermeniz çok büyük. İşte görüyorsunuz, seyircilerin alkışlarını duyuyorsunuz. Gerçekten ben Yenice Belediyesi'ne bir Yenicili, Seyvanlı, Buralı olarak ben çok mutlu oldum. İyi ki de gelmişsin, iyi ki de telefonla aradım. Davet ettiniz, hemen hiç düşünmeden atlayıp geldim. Çünkü bu akşam buradan Ankara'ya geçeceğim. Altındağ güreşlerine Allah'ın izniyle inşallah. Başkanım ben bir kez daha gerçekten kutluyorum sizleri. İnşallah önümüzdeki yılda artık buradaki gelen seyirciler, Kırkpınar'ın pehlivanlarını inşallah önümüzdeki yıl burada görürüz ümidiyle. İnşallah artık bundan sonraki dönemde geleneksel hale getirelim burayı. Zaten amacımız da o. Biz öncelikle bu atasporumuzun altyapısına önem vermek istiyoruz. Artık bu bizim için bir başlangıç. Bundan sonra önümüzdeki günlerde bu işin, atasporumuzun altyapısı ile ilgili çalışmalarımız olacak ve güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. İleride daha güzel turnuvalar, daha büyük turnuvalar yapacağımıza dair de benim ümitlerim iyice yeşerdi, iyice arttı diyorum. Evet, şu anda cazgır hocalarımız da başkanımızı bekliyorlar. Ben de çok bekletmeyeyim onları. Ben gerçekten bu işe ön ayak olduğu için Yenice Belediye Başkanımız Sayın Veysel Acar'a, huzurlarınıza çok teşekkür ederim. Atasporuna verdiğiniz hizmetten dolayı ve hemen onu hocalarımız bekliyorlar. Oraya makama uğurluyoruz. Protokole. Biz de Çanakkale TV'ye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Vardır bu Ermeni'nin de bir hal.
Bugünkü güreşteki ödülünü soracak olursan, dönem dönem üstüne Yenice'de belediye başkanlığı yapan, Yenice'lilere, Yenice'ye sevdalıyım diyen çok değerli belediye başkanım Sayın Veysel Acar Bey'den iki uçludur bir şal. Atına bin, koşmazsa kısrak utansın, okunu çek, vurmazsa mızrak utansın. Pehlivanım, burası tarihi Yenice Er Meydanı. Öyle bir güreşler yapın ki sizleri alkışlamayan eller utansın. Allah Allah, illallah, hak bir, Muhammedur Resulullah. Çocukla boyuna hep birlikte alkışlarla beni maşallah Allah da versin. Evet değerli izleyiciler, Yenice'deyiz. Yenice Er Meydanı Yıldızların Arıyor sloganıyla bu yıl birincisini gerçekleştirdiği Er Meydanı'ndayız ve şu anda yanımızda Biga'nın Çiçeğiburnu'nda belediye başkanı ve 18 Eylül'de inşallah Allah'ın izniyle orada olacağız. Bizler de yine Çanakkale TV, Ton TV ve Tekrumeli TV yayınıyla birlikte şu anda yanımızda da Biga Belediye Başkanımız Sayın Bülent Erdoğan var. Evet başkanım, güreşler yaklaştı. Birincisi yapılıyor Yenice'de. Sadece bir özelliği, yıldızların arıyor, baş pehlivanı yok. İnşallah az önce başkanım dedi ki önümüzdeki yıl artık bu heyecanla baş pehlivanları buraya getiririz dedi. Ve siz de birinci yılınızda 40'ın üzerinde baş pehlivanla anlaştınız. Biz de orada olacağız inşallah. Neler söyleyeceksiniz? Hem Yenice ile ilgili hem Biga'daki son hazırlıklar ne durumda? Evet, öncelikle televizyonları karşısında bizleri ve güreşlerimizi izleyen tüm izleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, bugün Yenice ilçemizdeyiz. Veysel Başkanımızın başlatmış olduğu güreşleri hep beraber izliyoruz. Atasporumuz olan güreşin gençlerimize kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve geçmiş mirasımıza sahip çıkmak anlamında bu güreşleri çok önemsiyoruz. Biga Belediye'mizin bünyesinde yaklaşık bizim 100 tane öğrencimiz var. İki tane pehlivanımız öncülüğünde, hocalıkları öncülüğünde 100 tane gencimize bu eğitimleri veriyoruz. Şimdi biz nasip olursa 18 Eylül Biga'mızın 97. kurtuluş etkinlikleri kapsamında Biga'mıza yağlı güreşleri başlatıyoruz. Fakat ilki değil bu. Biga'mızda Osmanlı arşivinden aldığımız resmi belgelere göre Biga'mızda yağlı güreşler 1907 yılında başladığını biz öğrendik ve bizim geçmiş değerlerimize, atasporumuza sahip çıkmamızın boynumuzun borcu olduğunu da biliyoruz ve nasip olursa 40 tane baş pehlivanımızın olduğu 2019 yılı Kırkpınar güreşlerinde çeyrek finale kalmış olan 8 baş pehlivanımızın olduğu ve yaklaşık alt
birimleriyle 500'e yakın pehlivanımızın katılımıyla 18 Eylül'de Bigam'ımızda güreşlerimizi yeniden başlatmış olacağız. Biz tüm Çanakkale'li hemşerilerimizi, güreş severlere 18 Eylül'de Bigam'ımıza bekliyoruz. Diğer belediyelerimizin de yani sportif faaliyetlerde yani her şey sadece futboldan değil yani sporun bütün dallarına sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz yerel yönetim olarak Biga Belediyesi olarak gençlerimizin ilgi duyduğu tüm spor dallarına da destek vermeye devam edeceğiz. Başkanım 100 taneye yakın pehlivanımız var dediniz sporcunuz. Onlarla ilgili derece yapanlar büyük boylarda muhakkak vardır ama başarılılar da vardır içerisinde. O yüzden hep şunu söylüyorum ben. Gerçekten bugün Türkiye'de bir baş pehlivan kolay yetişmiyor. Ben öncelikle şahsım ve tüm medya grubu arkadaşlarım adına, güreş severler adına bu güreşe vermişsiniz destekten dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü dediğimiz gibi ateş sporumuz yüzyıllardan beri devam eden ateş sporuna sizler de hemen gelir gelmez göreve ateş sporuna başladınız bu yıl alanınızıyla inşallah çarşamba günü bizler de orada olacağız. Kulüpteki çalışmalar nasıl gidiyor bu arada? Haftada yaklaşık yani 3 gün çalışmaları devam ettiriyor hocamız pehlivanlarımızla. Şimdi bizim Biga'mızın bir ayrıcalığı daha var bu konuyla alakalı. Yaşayan insan ödülünü alan, UNESCO ödülünü alan dünyaca ünlü kıspet ustamız, İrfan ustamız Bigalı. Ve yani bu bizim için çok kıymetli. Biz millet olarak geçmişimizi unutmamamız lazım. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Yani biz birçok etkinliği yaparken yıllardır neden bu güreşlere devam ettirememişik? Bunu da ayrıca düşünmemiz lazım. Yani biz bunu görev olarak addediyoruz kendimize. Ve inşallah artarak da bizim güreşe verdiğimiz destek de artarak devam edecek. Evet başkanım. Gerçekten Veysel Başkanım'ı da kutlamak istiyorum ben. Burada bugün bu güzel güreşleri yaptıkları için sadece dediğimiz gibi tek eksiğimiz bu yılla özel baş pehlivanlar ama inşallah işte görüyorsunuz şu halkıyı, coşkuyu, alkışı. İnşallah önümüzdeki yıl artık burada baş pehlivanları tüm güreş severler, buraya gelenler izleyebilecek. Evet başkanım ben şimdiden çarşamba günkü güreşler için ve bundan sonraki görev hayatınız için size şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah Allah'ın izniyle çarşamba günü bizler de orada olacağız. Sizler de olacaksınız. Tüm güreş severleri de 18 Eylül Biga Kurtuluşu'na ve yağlı güreşlerine davet ediyoruz. Buradan ben de sizlerin vasıtasıyla davet etmiş olayım. Son olarak sizin de söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun. Evet ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani imkan bulamayıp buradaki güreşlere izlemeye gelemeyen tüm Çanakkale'li hemşerilerimize buradaki heyecanı, burada yaşanan o güzel anları sizle naklen yansıtıyorsunuz. Sizin göreviniz de çok kıymetli. Ben size ve tüm ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. 18 Eylül Biga'nın 97. Kurtuluş yıl dönümü kutlamalarının içinde olan yağlı güreşlerimize de ben tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet biz de çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımız Bülent Erdoğan'a, Biga Belediye Başkanımıza ve protokole yerine uğurluyoruz kendilerini. Canlı yayınımıza konuk olduğu için de ayrıca tekrar teşekkür ediyorum.
arkadaşlar, bu önemli anastur. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bugün burada da dereceye giren pehlivanlar ödül törenine, madalya törenine kesinlikle ayağınıza kısmet ve kurkut olacaktır. Eşarvan'a, Şor'la geldiğiniz takdirde isimlerinizi alıp ceza kuruluna gideceksiniz arkadaşlar. İyi görevlilerinize arz olun. Çocuğu ustalığım. Başka bir yukarıda. Ninelerimizin bize yadıdığı o lezzetli hamsili pilav var ya, ben de ona layık etkili bir yemek türü icat ettim. Don balıklı makarna. Değil mi? Harika bir şey yani. Şimdi diyeceksiniz ki neden Dardanel don balıklı makarna? Bunun üstünde bir don protein, bir don omega 3 var. Baba, lezzetini söyle, lezzetini. Bir don da lezzeti var tabii. Bizim uşaklar bayılıyor. Sizinkiler de bayılacak. Deneyin görün. Ton TV'den bir yenilik daha. Çanakkale bölgesinin sesini dünyaya duyuran Ton TV 1 Ağustos'tan itibaren milli... Bizden 7/24 güvenliği sağlanacak 1+1'den 5+1'e kadar daireler, fonksiyonlu dükkanlar kampanyalı fiyatları ile satışta. Spor salonu, yüzme havuzları, kafeterya, oyun alanı, sinema salonu, basketbol sahası ve dahasıyla sizinleyiz. Çalışkanlar Beton Vizyon Park, bölgenin en özel ve nitelikli yaşam projesi. Yeni hastane yolu üzerinde. İletişim 0533 491 84 37 0530 767 1795. Osman Müftüoğlu mutfağınızdaki çok önemli bir eksiği açıklıyor. Mutfağınızdaki en büyük eksik balık. Çünkü balık çok güçlü bir protein deposu ve olağanüstü bir omega 3 kaynağıdır. Mutfağınızdan balığı sakın eksik etmeyin. Bir ton protein, bir ton omega 3 Dardanel Ton'da. Evet, balık sağlıktır. Lezzetli ton balığını tertemiz açık denizlerde yakalıyor. En sağlıklı ambalajlarda sadece ve sadece doğal zeytinyağı ve azıcık deniz tuzu ekleyerek sofranıza getiriyoruz.
Eren Karaaslan, balık izi. İbrahim Göker. Bayram İş Belediye Başkanımız. Mert Uygun adına göre çapıyor. Ahmet Karaca'nın açığı Bayram İş. İsmail Balcı. Aslan Zeyno Hoca'nın açığı Balıkesir Burhaniye. Yiğit Çakır. Balıkesir Gören Güreş İstas Kulübü'nün tecrübanı. Engin Bozkurt Hoca'nın açığı Balıkesir Gören. Aydın Aydın. Çanakkale Çam Belediye Başkanımız Sayın Gülen Öz adına görüş yapıyor. Halil Fırat Hoca'nın açığı Çanakkale Çam. Güneş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Güzel Yılmaz Bey'in tecrübanı. Efe Gülhan. Aynı zamanda uyumlu da Emir İşben Yapı'nın sahibi iş adamı Uğur Demir Aslan adına görüş yapıyor. Balıkesir Bilmediş. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Güzel Yılmaz Bey'in tecrübanı. Furkan Ela Göz. Balıkesir Balıklı. Necip Bülbül. Güneş Düzeninden Kenar Birliği Başkanı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Güzel Yılmaz Bey'in tecrübanı. Aynı zamanda Kadir Karaman Hoca'nın açığı Balıkesir Balıklı. Allah Allah. İllallah. Habbi. Muhammed Resulullah. Yiğit aslanlara birlikte diyelim başkanım. Allah devam etsin. Burakcan. Gel hocam karşılığı da yanına. İşare bile sizler söyle. Yağcı hemen yağlı. Gördüm. Kepes Spor araç şoförü araç başına gideriz. Kepes Spor'un çok değerli şoförü araç başına gideriz. Sezgin. Küçük orta galipleri er meydanı hiyerleriz alınız. Küçük orta galipleri er meydanı hiyerleriz alınız. Haydaslanlar, sahayı terk etmeyelim küçük ortacılar. Arkadaşlar şu apellerin önünü bir açalım da sesi de sahaya çok güzel gelsin. Biz de duyamıyoruz bazen. Teşekkür ederiz. Lütfen şu apellerin önünü bir açalım. Sağda müsait yerler var. Oralara oturalım lütfen. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet değerli izleyiciler. Röportajlarıma devam ediyoruz. Yenice Er Meydanı'ndayız. Yenice starlarını arıyor. Şu anda da yine Çiçeğiburnu'nda belediye başkanı Karabiga Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Erbi ile birlikteyiz. Evet başkanım, nasıl buldunuz sahayı? Neler söyleyeceksiniz? Evet. Güreşlerimiz hayırlı olsun ilk önce. Centilmenlik içinde geçer. İnşallah kazasız belasız. Biz de güreşe duyarlıyız. Özellikle Kırkpınar zamanı gitmeye çalışıyoruz. Kırkpınar'dan başlıyoruz, sonra diğer güreşlere de katılmaya çalışıyoruz. Yenice'de de uzun zamandır yapılmıyordu herhalde. Evet, çok uzun yıldan beri ilk defa yapılıyor. Evet, evet. Bu da Veysel Başkan'ın sayesinde teşekkür ederiz Veysel Başkan'a. Tekrar bizi güreşle buluşturduğu için. Çok güzel kıran kırana güreşler çıkıyor. Yani zevkle izliyoruz. İnşallah
yakın zamanda da 18 Eylül'de de bizim Biga'mızda var. Biga Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Kırkpınar formatında geçecek inşallah. Yani bütün altın kemer alan pehlivanlarımızın hepsi orada. Küçükten büyüğe doğru çok Kırkpınar havasında geçeceğine inanıyoruz. İnşallah biz de oraya katılacağız. Güzel yani. Sağ güzel, ortam güzel. Seyirciler gayet duyarlı, zevkle izlemeyen bir güreş seyrediyoruz. Dünyada seyircisinin hiç terk etmediği bir tek spor varsa atasporumuz olan güreş. Başkanım, görüyorsunuz dediğiniz gibi güreşler başlayınca oturdu. Yaş ortalamaları da hayli hayli, daha üst yaşlar. Evet, evet. İnanın baş pehlivanlık, son pehlivanlar sahadan gidene kadar kimse yerinden bile kalkmıyor. Karabiga'da güreş ne diyorsunuz başkanım? Karabiga'mızda çok uzun yılları var. Yani bizim çocukluğumuz yıllarında yapılıyordu ama ondan sonra nedense hiçbir belediye başkanı buna tekrar bir duyarlılık göstermemiş. İnşallah biz de şu 18 Eylül'de yapalım. Biga yağlı güreşlerini ona göre tekrar biz de Karabiga'mızda canlandırmak isteriz açıkçası. Elbette güreş yapmak öyle çok kolay değil. Gerçekten ben Bülent Başkanımı kutlamak istiyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de malum hep Çiçeğeburnu'nda yeni belediye başkanları atasporuna çok destek oluyorlar sağ olsunlar. Evet, evet. İnşallah sizler de bununla ilgili bir meclisinizde bir heyet oluşturursunuz, güreş heyeti. İnşallah önümüzdeki yıllarda sizleri de Karabiga'yı da tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya atasporumuzu tanıtma imkanı bizler de gelir anlatırız inşallah. İnşallah biz de destek oluruz inşallah. Dediğimiz gibi biz de vatandaşımızla, meclisimizle bir görüşelim. Neden olmasın yani? Önümüzdeki yıllarda biz de Karabiga'mızda bir başlatalım, bir kıvılcımı çakalım. İnşallah ilgi göreceğine de eminim. Biz de çünkü vatandaşlarımız Karabiga'da güreşe, atasporumuza duyarsız değil. Otobüslerle Kırkpınar'a giden vatandaşlarımız var. Neden olmasın? Olabilir yani. Biz de duyarlı yaklaşırız. Çanakkale bölgesi gerçekten çok duyarlı bu işlere. Ben şimdiye kadar tüm güreş düzenleyen belediye başkanlarını, ağalarımız, herkesi, emeği geçen herkesi. Çünkü çok emek isteyen bir şey bu. Evet. Çok kolay olan bir şey muhakkak, değil. Muhakkak, muhakkak. İnşallah bundan sonraki dönemde de Karabiga'da da bunları yaşarız. Siz de oluşturursunuz. Başkanım ben bundan sonraki görev hayatınızda ve şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah 18'inde de Biga'da yine birlikte teşekkür olacağız. Teşekkür ederim. İnşallah, inşallah. Önümüzdeki hafta nasipse Biga'dayız. Sabırsızla bekliyoruz Biga güreşlerini. Çok güzel bir güreş olacağını eminim. Çünkü başında da söylediğim gibi 40 buran formatına geçeceğine inanıyorum ben. Yani sahalarımız hazır. Seyirci sabırsızlıkla bekliyor. Evet değerli izleyiciler, dediğimiz gibi inşallah Karabiga'da da güreşler olur. Değerli belediye başkanım, inşallah bunlara bir ön ayak olur. Ben şimdiden başkanıma bundan sonraki görev hayatına tekrar başarılar diliyorum. Bizleri kırmayıp da canlı yayın kabinde geldiği için ayrıca teşekkür ediyorum ve yerine protokole başkanımı uğurluyoruz. Başarılar diliyoruz bundan sonraki hayatta. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun başkanım. Kolay gelsin. Yağız Akdemir. Değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz, deste boyu ikinci tur son 16 pehlivan. Söyle Osman, söyle. Var mı bilmeyen rakibin arkadaşlar? Mecid'e bak. Deste boyunda Umut Erer son çağrı yapılmıştır. Deste boyu ikinci tur. Allah Allah. İllallah Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanları hep birlikte diyelim maşallah. Deste boyunda Umut Erer son çağrı yapılmıştır.
Evet değerli izleyiciler, dediğimiz gibi program başında Çanakkale TV ve Ton TV canlı ortak yayınındayız. Yenice'deyiz, Yenice Er Meydanı'ndayız. Yenice Er Meydanı yıldızlarını arıyor sloganıyla yola çıktı. Bu yıl birincisini gerçekleştiriyor dedik. Bu anlamda Yenice Kaymakamımız Sayın Ahmet Başer'e, Belediye Başkanımız Sayın Veysel Acar'a ve Yenice Güreşler'in ilk yılında güreş ağırlığı gibi büyük bir görevi üstlenen değerli kardeşim Kobak Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Turna kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi artık yavaş yavaş üst boylara geliyoruz. Çok daha heyecanlı güreşler olmaya başladı. Hemen ben de o arada Mert hocamı çağırdım, sağ olsun kırmadı bizi. Şimdi hem kendi sporcuları hem de o daha çok tanıyor. Deste Büyükboy ve Başaltı pehlivanlarının hepsini, hemen hemen hepsini tanıyor. O konuda bugün bize çok destek oluyor, sağ olsun. Evet hocam, nasıl gidiyor güreşler? Güreşler kıran kırana devam ediyor. Seyir zevki hiç düşmüyor. Gerçekten izleyiciler bugün burada güzel keyif alıyor. Şimdi küçük orta boyunda tekrar ikinci tur salınıyor. Diğer boylarda da iki turlar geçildi. Çeyrek final 16'lar başladı. Güzel iş, kalite hiç düşmüyor. Çok yani çok güzel maçlar oluyor. Kıran kırana maçlar oluyor. Evet, bugün burada aslında tüm seyircilerin bir favorisi var diyebilir miyiz? Saffet Kara. Evet, Bural oluşundan dolayı gerçekten tüm seyirciler tarafından çok alkış aldı. Yine Burak Canay Yıldız, yörenin pehlivanlarından. Güreşleri de çok, ilk turu da geçti hepsi, güzel maçlar yaptılar. Güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanı, Balıkesir Büyükşehir'de başkanımız... Şimdi deste boyu güreşiyor. Deste boyda güreşen 3 tane sporcumuz var. Küçük orta boyu da şu an salınıyor. Yine küçük orta boyunda da güreşen 3 tane güreşçimiz var, devam ediyorlar. Osman hocama bir şeyi salsın, sesler de karışmasın. Osman hocama bir lafı bırakalım. Tabii. Yazgıra salsın, ondan sonra yine röportajlarımıza devam edelim değerli izleyiciler. Evet değerli Yeniceliler, Arif'e tarif gerekmez. İşte Yağız pehlivanınız. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde o da Yenice'nin ismini adeta ezberletiyor. Yenice Belediye Başkanımız Sayın Veysel Acar adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Çakırsan Limited şirketler sahibi iş adamı Nazmi Çakır adına güreş yapıyor. Saffet Kara Yenice. Emrah Yağız, Çanakkale Umurbay Belediye Başkanımız Doktor Erdal Doğan adına güreş yapıyor. Çanakkale Umurbay. İlyas Şahbaz, Çanakkale Çanhalla Güreş Derası iş adamı Necdet Keskin adına güreş yapıyor. Niyazi Pandur'un da çırağı Balıkesir Vigadiç. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz Bey'in pehlivanı. Kalkımlı iş adamı Arıcı Galeri'nin sahibi Ali Ağacı adına güreş yapıyor. Evet, Ahmet Han Yıldız, Balıkesir Bigadis Salmanlı Mahallesi. Çanakkale Bigadis Başkanımız Sayın Bülent Erdoğan adına güreş yapıyor. Salih Altınkaya Hoca'nın da çırağı Furkan Karaca, Çanakkale Biga. Cemal Keçeci Biga Belediye Başkanımız Sayın Bülent Erdoğan adına güreş yapıyor. Salih Altınkaya Hoca'nın çırağı Çanakkale Biga. Çanakkale Çan Belediye Başkanımız Sayın Bülent Öz adına güreş yapıyor. Semih Arslan, Çanakkale Çan. Biga Belediye Başkanımız Sayın Bülent Erdoğan adına güreş yapıyor. Salih Altınkaya Hoca'nın çırağı Furkan da Biga. Kadir Küçükçalık, Gönen Güreş İktisat Spor Kulübü'nün pehlivanı, Çanhalla Güreşler Ağası iş adamı Necdet Keskin'in de pehlivanı Gönen Sebepli Köyü. Özgür İnci, ne? Asil Balıkçılığın pehlivanı Çanakkale. Özen Çelik'ten Çanakkale Çam Belediyesi. Allah Allah illallah Muhammed Resulullah. Yiğit aslanlara birlikte diyelim maşallah. Allah vursun. Mert, gel gel, al gel şuraya yanıma. Evet değerli izleyiciler, dediğimiz gibi boylar
Pehlivanların boyları yükselmeye başladıkça güreşler daha çok bir heyecan kazanmaya başladı. Gel gel gel. 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 Gel g